Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoyla Belin Hocam'la karşınızdayız. Belin Hocam'la bugün ergenleri ve ergenliği konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhaba. Merhaba, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Şükür, elhamdülillah bizler de iyiyiz hocam. Öğrencilik devam ediyor sizin. Sınavlarınız yeni bitti. Evet. Çok güzel hocam. Hem İngilizce, hem Türkçe, hem Fransızca. Üç dilde mesleğinizi yapmak, yaralara merhem olmak çok hoş bir şey. Başarılarınızı daim olmasını diliyorum. Eğitim aşkını ve şevki de bizlere de yesin umarım inşallah. Hocam bugün ebeveynlerin biraz demeyelim de çok korkuyla yaklaştığı, eyvah çocuğum büyüyor dediği ergenlik dönemini konuşacağız sizinle, ergenliği konuşacağız. Çok başlıkları var. Tabii bunları biz böleceğiz sizle önceki hazırlıklarımız doğrultusunda. Farklı videolarda, farklı başlıklarda ele alacağız. Bugün şöyle başlayalım. Neden korkuyoruz ergenlikte? Neden daha gelmeden eteklerimiz tutuşuyor hocam? Neden zor ergenlik? Veyahut da zor algılanıyor diyelim. Evet, öyle bir durum var maalesef toplumda. Aslında bu bir nevi bence ebeveynlerin o yükü biraz fazlasıyla omuzlarına almasıyla ilişkili bir durum. Yani bebekler için mesela geçerli olan bir sendrom var, kırık kurabiye sendromu. Mesela buna göre bebeğe bir kurabiye uzatırsınız, kırık diye ağlamaya başlar, sinirlenir, öfke patlaması yaşar. Aslında bu şu demek, onun arkasında biriken bir duygu yoğunluğu var. Yani o ana kadar bebek olumsuz duygular toplamıştır bünyesinde ve o anda o kurabiyenin kırık olmasına verdiği tepkiyle bu açığa çıkar. Aslında bu durum aynı şekilde ergenler için de geçerli bence. Yani o yaşa gelinceye kadar genel anlamda yani 12-21 yaş diyebiliriz ama bu tabii ki değişiyor. Kişiye göre, yaşam şartlarına göre o başlangıç yaşı da değişebiliyor. Ama genel anlamda ergenlik diyeceğimiz bu yaşlarda kişi o ana kadar biriktirmiş olduğu negatif duygularını, deneyimlerini, hislerini ne yapıyor? Bir anda küçücük bir olayla dışa vurabiliyor. Patlamalar, öfke patlamaları, krizler yaşayabiliyor. Yani bu ne gibi? Şöyle bir şey vardır mesela bakın. Size göre çok böyle normal, güzel, hani pozitif bir hayatı var gibi görünse bile bunu yaşayabiliyor hani çocuğunuz ergen olduğunda. Çünkü düşünceler unutulur mesela ama hisler unutulmaz. Yani sizin fark etmediğiniz olumsuz bir his deneyimlemiştir çocuğunuz hani çocuk yaşta, özellikle erken çocukluk yaşında. Ve bu zamanla bu şekilde açığa çıkıyor. Yani çatacak yer arıyor ergenler tabiri caizse. Ondan dolayı böyle bir algı var belki de toplumda. Evet. Veyahut da işte önümüzde olumsuz örnekleri çok görmemizin de bir etkisi olabilir. Yani eğer eğitim adına, ergenlikteki değişimler adına ciddi bir bilgi sahibi de değilsek, sadece gözlemlerimizle bir hüküm veriyorsak bu yanılgıya düşebiliyor. Gelmeden sabırsızlık gösterebiliyoruz. Peki hocam, bu farklılığı fiziksel olarak nasıl görüyoruz? Yani fiziksel değişimler nedir ergenlerde? Şimdi en başta onların beyin yapısıyla biz olayı ele alalım. Yani beynin ön bölgesi yani frontal lob dediğimiz bölüm yaklaşık 25 yaşına kadar devam ediyor gelişmeye. Dolayısıyla bu şu demek, ergenlerde de henüz gelişimini tamamlamamış bu bölge. Peki bu bölge ne işe yarar? Amaç gibi, yani ahlaki değerler, karar alma gibi olgulardan sorumlu. Kısaca insanı insan yapan bölüm beyinde. Şimdi bu tamamlanmadığı zaman ne oluyor gelişmediği durumlarda? Örneğin bebeklerden hani bir örnek verelim. Yürümeye başlayan çocuğunuz 2 yaşında belki bir şeye kızdığı zaman sinirle, öfkeyle elindeki oyuncakları, nesneleri fırlatıyor hızla çevreye. Bu şekilde gösteriyor. Neden? Çünkü o henüz bu duygularını kontrol edemiyor biz yetişkinler gibi. Ergenlerde de durum böyle. Çünkü onlar da henüz bunu tamamlamadı. Dolayısıyla yani hoşlarına gitmeyecek bir durumda, herhangi bir şeye kızdıklarında bunu tepkisel bir şekilde bize yansıtıyorlar. Çünkü bunu henüz kontrol edemiyorlar. Biyolojik olarak bu yetileri yok. Ondan dolayı belki bunun farkında olmak, anne babaları biraz daha empatik yapabilir bu noktada. Hani bunu bilmek gerekiyor. Onun dışında şunu da ilave etmek istiyorum.
Özellikle bakın, hani kıyaslamanın zaten yanlış bir şey olduğu biliniyor artık günümüzde. Bunları ben hani üzerinde bile durma gereği hissetmiyorum, ama şöyle bir önemli detay var. Erkeklerde beyin gelişimi, yani biyolojik anlamda, yaklaşık 3 yıl daha geriden geliyor kızlara göre. Şu demek, yani lise sonunda olan bir çocuğunuz var. Onu düşünün, erkek oğlunuz var. Yani yaşıtları zannettiğimiz kızlara göre 1-2 yıl daha geriden geliyor aslında. Bundan dolayı benim şahsi görüşüm, o sınava mesela aynı yaşta girmemeleri. Çünkü motivasyon olarak daha geriden geliyorlar kızlara göre. Hatta ne derler genel olarak? İşte kızlar daha çalışkan, kızlar daha motif. Halbuki bununla ilgisi yok. Bu biyolojik olarak bir gerçek. Kızlar evet daha önden gidiyorlar. Ondan dolayı bunu da göz önünde bulundurarak yaşlarının üzerinde beklentilere girmemek en başta çok önemli. Öğretmenler ve anne babalar için. Bunun dışında ne gibi fiziksel değişimler var ergenlerde? Fiziksel değişimlere baktığınız zaman çok ciddi bir hormonal dalgalanma yaşıyorlar. Ne gibi? Örneğin bir bayanın hamilelikte yaşadığı gibi. Mesela onlara hani cinsiyet kazandıran, özellikle cinsiyetle ilgili hormonlardan östrojen mesela kızlar için veya androjenlerin üretiminde pikler yaşanması. Bunlar ne oluyor? Ortada herhangi bir olumsuzluk olmasa bile psikolojik olarak değişimlere sebep olabiliyor. Sadece bu hormonların zirve yapması o dönemde. Çünkü bakın hamilelerde mesela benzer şeyler yaşıyorlar. Ani bir gerginlik, stres. Çünkü baş edemiyorlar, yani biyolojik olarak bir dengesizlik var ortada. Bunun yanı sıra beyinlerinde yine bakın, beyin yapılarında şöyle bir detay yine aktarmak istiyorum. Halen gelişmekte, yani beynin nöroplastisitesi çok yüksek seviye olarak. Şimdi beynimiz mesela yeni şeyler öğrendikçe ne oluyor? Yeni nöron bağlantıları kuruyor, sinapslar. Önceki yayınlarda da bahsetmiştik hani bunlardan. Bunlarda bir de şöyle bir durum var yalnız. Kullanılmayan sinapslar budanıyor. Yani biyolojimiz çok ekonomik çalışıyor aslında. Özellikle 18, yani 11-18 yaş arası, o ergenliği de kısmen kaplayan yaş aralığında kullanmadığınız nöron bağlantıları budanıyor beyin tarafından. Bu ne demek? Yani veya bunları öncelikle nasıl geliştirebiliriz çocuklarımızda? Ailelerde şöyle bir yanılgı var maalesef. Hani sadece çocuğun akademik başarısına yoğunlaşılıyor. İşte derslerin neden düştüğü, neden odaklanamıyor vesaire. Halbuki sadece bu değil. Bakın Einstein dahi, ama emosyonel zekası yerlerde sürünüyor. Yani duygusal zeka da akademik hani başarının yanı sıra çok çok önemli. Şimdi siz çocuğunuzu mesela herhangi bir sosyal aktiviteye dahil ederek, herhangi bir müzik aleti çalmasına vesile olarak yönlendirerek, bu gibi durumlarda ne yapıyorsunuz? O sinapsların sayısını artırmış oluyorsunuz beyninde. Yani ciddi bir gelişme sağlıyor. Ama onları kullanmadığı zaman şöyle örneklendireyim. Söz gelimi bir ikiz. Birini aldınız şehirde, hani Paris'te büyüttünüz. Farklı sosyal aktivitelere dahil oldu. Arkadaş çevresi var. Diğer ikizini aldınız, kardeşini bir dağ köyüne gönderdiniz, orada büyüttünüz bu yaş aralığında. Ne oluyor? Bakın o dağda büyüyen kardeş bütün sosyal nöronları, sosyal sinapsları buduyor. Neden? Çünkü kullanmıyor. Kullanılmayan nöron bağlantıları budanıyor. Ondan dolayı hani özellikle bu çağda çocuklarımızı farklı aktivitelere yönlendirmek, onları rahatlatan aktivitelere, sanatsal, spor vesaire çok çok önemli. Çok Ve güzel bir örnekle, özellikle evet, vurguladınız hocam. Güzel bir örnekti. Yani bu fiziksel değişimler bakın gerçekten çok ciddi değişimler birey için. Yani onları strese sokuyor ciddi anlamda, hani o yaşadığı farklılıklar gerçekten anlamlandıramayabiliyorlar. Bundan dolayı ailelerin o süreç başlamadan hemen önce bunları açık bir şekilde çocuklarıyla konuşması çok çok önemli. Örneğin kızlarda adet döngüsü başlayacak yakın zamanda. Onlar zaten vücut yapılarını biyolojik olarak hani okullarda görüyorlar. Şu önemli bakın burada. Zaten çevre ona bunu verecek. Bu gerçeği bir şekilde öğrenecek yani. Ki bu bilmesi gereken en temel hakkı. Onlardan önce anne baba vermeli ki o aramızdaki güven bağı daha da artsın. Yani şunu sorgulamaz mı sizce çocuğunuz? Neden bunu ben burada duydum ki? Neden annem babam bana böyle bir şeyden bahsetmedi daha önce? Hani biz yetişkinlerde de olur ya, çok böyle yakın arkadaşınız vardır. Hayatıyla ilgili herhangi bir değişimi bir başkasından duyduğumuzda kırılırız, değil mi? Neden kendisi bana söylemedi? Neden başkasından duydum? Bakın çocuğunuzla empati kurmaya çalışın bu noktada.
Neden başkasından duysun ki? Siz anne baba olarak ona empatik bir şekilde yaklaşıp, yani anlayacağı şekilde, onu bir şekilde detaylandırıp, açıklayıcı bir şekilde. Yani çocuk da rahatlayacaktır bakın, o yükü biraz olsun atacaktır üzerinden. Ya hocam, bu yaratılışın bir gereği olan bir şey, ihtiyaç yani, bir bedensel, bir var olan bir parçam, bedenin bir tepkisi. Yani biz bunu anlatmakta çekingenlik, utangaçlık veyahut da işte saygı şeyiyle, saygısızlık algısıyla yaklaşırsa, çocuk da bunu yaşarken aynı duygularla yaşayacaktır ki, hele de bu zamanda böyle bir toplumda fıtri olan değişimleri utangaçlık duygusu içinde, çekingenlik duygusu içinde yaşamak çok sıkıntılara sebep olur. Elbette ki edebin getirdiği çok güzel haller var, ama bilme, tanıma, onu fıtri bir özellik olarak görme ve onu sağlıklı atlatabilmesi ileriki evlilik hayatını da çok etkileyen etkenler olduğu için ben de bu konuda çok önemsiyorum anneleri. Hatta daha başına gelmeden, ya yani daha o adı, şeye girmeden, o döneme girmeden, yaşına göre çok hoş, yumuşak, rahatlatıcı bir şekilde anlatılması ve gerektiğini düşünüyorum, dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü cinsel kimliğini ve kendisine, kendiyle değer vermede de çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum hocam. Elbette öyle. Ben özellikle şunu öneriyorum zaten. Erkeklere mesela babanın, kızlara da annenin. Hani doğal şekliyle öyle zaten. Onlar da daha rahat hissedeceklerdir bu konuda. Hani erkeğin yaşayacağı değişiklikleri de baba böyle samimi bir havada oturup hani anlatabilir çok rahat. Şimdi Hocam, dediğiniz gibi aile sesiniz. ortamında bunlar gerçekleşiyor zaten. Şöyle bir vaka aktarayım size. Oksana vakası diye geçiyor. Ukrayna'da yaşanıyor bu. Yani muhtemelen duymuştur seyircilerimiz de büyük kısmı. Ukrayna'da bir kız çocuğunu 6 yaşına kadar köpekler büyütüyor. Ne oluyor sonuç olarak? Bu kız köpek gibi davranıyor. Köpek gibi tepki veriyor. Böyle dört ayağı üzerinde, kollarının üzerinde yürüyor aynı şekilde. Havlıyor, konuşamıyor. Çünkü yanında konuşan biri olmamış. Bu kızı buluyorlar. Ve 10 yaşından sonra eğitmeye başlıyorlar bir insan gibi doğal ortamında. Ve kız 22 yaşına geldiğinde insan oluyor. En azından temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor tek başına. Tabii ki sosyalleştiği söylenemez belki ama insanlaşabiliyor. Şimdi bu bize neyi kanıtlıyor bu Opsara vakası? İnsanlar cinsiyet hani cinsel kimliğini de bulundukları ortamda ediniyorlar. Aile çevresinde, ardından okul çevresinde. Ondan dolayı bunun doğru sağlıklı aktarımı çok çok önemli. Onlara rol model olmak en başta. Hocam, bu fiziksel değişimlere değinmişken, bu sivilciler konusunu azıcık böyle örneklendirerek açalım mı? Yani gençler için çok baş belası bir şey olarak genelde algılanıyor sivilce olayı ve çok da rastlanan bir şey. Güzellik algısını çok bozucu bir etken olarak gözüküyor. Yani o bir anne olarak diyelim, nasıl yaklaşalım onların o sivilceyle takıntılar ya da kilo takıntılarına, veyahut da bir anda işte kolların bacakların uzaması, bir anda kilo almalar, bir anda iştah açıklıkları. Yani ne yapalım ki çocuk onu bir, hani çok duygusal olarak rahatsız olmasın, çok fazla onlarla kendini çirkin görecek bir halet ruhi içine girmesin. Ne tavsiye edersiniz? Yani aslında bu değişimlerden dolayı şok yaşamaları normal. Ama eğer bu aşırıya kaçıyorsa, kendilerini gerçekten çok çirkin buluyorlarsa ve toparlanamıyorlarsa duygusal anlamda, bunun mutlaka bir geçmişi vardır diye düşünürüz. Yani çocukluktan gelen yanlış ebeveyn tutumları olabilir. Yani onu özellikle dış görünüşüyle değerlendiren. Hani şu bile bakın pozitif anlamda işte prenses kızım diye onu sevmeler. Şöyle yakışıklı oğlum gibi. Hani bunlar neden? İleride değişmeye başladığında çocuk bir travma yaşıyor. Mikro travma belki. Hani artık eskisi gibi değilim. Orada bir bağlantı kuruyor. Beni bu yüzden çok seviyorlardı. Artık sevmeyecekler. Belki bilinçaltında böyle bir şey var. Veya çocuğun gene hani çocukluk döneminde negatif tutumlar da aynı oranda etkili. Yani şöyle toparlayalım kısaca. Çocukluk döneminde özellikle onun değersizlik veya yetersizlik şemalarını aktifleyecek herhangi bir davranışta tutumda bulunduysa eğer anne baba, bunlar başa geldiğinde ergenlik döneminde fiziksel değişimler çocuğu daha derinden etkiliyor. Yani şu olmalı, bizim amacımız, hedefimiz çocuğa o yaşa gelinceye kadar özgüveni, özdeğeri, özsaygıyı öyle bir vereceğiz ki
Çocuk herhangi bir fiziksel değişimle bunu yani bunun değiştiğini hissetmeyecek. Benim değerim, benim öz değerim bunların değişmesine bağlı değil. Bu geçici bir şey. Yani bunu kavrayabilecek, kendi kendine içselleştirebilecek. Yani değerinin sadece görüntüye bağlı olmadığını. Bu da dediğim gibi bir anda olan bir şey değil aslında. Uzun bir sürecin neticesi. Yani onu her türlü kabul ettiğimizde çocukluk döneminde her haliyle, her tutumuyla, her davranışıyla söz gelimi öfkelendi, onu yargılamadan, neden öfkelendin demeden veya buna bu kadar kızılır mı demeden, duygularına saygı göstererek, kabul ederek ne yapacaksınız? Siz çocuğun değerlik şemasını bir kere aktifleştireceksiniz. Dolayısıyla şimdi değerlik şeması, yeterlik şeması aktif olan bir çocuk ergenliğe geldiğinde zaten bunları o kadar derinden hissetmeyecek. Yani küçük az bir sarsıntıyla ne yapacak? Bunları atlatacak. Neden? Çünkü bunlar geçici. Çünkü bunlar benim değerimi belirleyen faktörler değil. Yani hayattaki başka başarılarını görecek çocuk. Ben işte başarılıyım, ben iyi biriyim. Benim şöyle şöyle karakter güçlerim var. Bunları görebildiği takdirde diğerlerinden etkilenmesi daha az olacaktır. Ya o an yaşıyorsa işte sivilcelerden ciddi bir rahatsızlık. Mesela bir temizlik, yani yüzünü temizlemede nelere dikkat edecek? Onun fikri alınabilir. İşte bir sabun alınacaksa hadi gel gidelim birlikte yüzün için seni seçtiğim bir sabun alalım. Veyahut işte ha bak su öneriyorlar. Çok su içmeni tavsiye ediliyor. Ne dersin? Hani su içebilir misin? Yani Bu bu bahsettiğiniz çok önemli. Evet. Yani bir anne ya da baba olarak onun ondan ne kadar rahatsız olduğunu bir kere kabul ederek anlıyorum. Bu seni çok rahatsız ediyor. Evet. Hiç beğenmiyorsun bunları. Hadi ne yapalım? Buna bir çözüm bulmaya çalışalım beraber. Yani onun dünyasına dahil olmaya çalışarak onu anladığınızı, gerçekten ne kadar üzüldüğünü yansıtarak ona, hani aynı nöronlar demiştik ya, gerçekten bunu yansıtarak, ardından da birlikte çözüm önerileri arayarak, o sürece siz de dahil olarak, anne ya da baba olarak, ardından da dediğiniz gibi, hadi gel hafta sonu maske yapalım kendimize, bunları yapalım gibi. Yani o araştırma sürecini, iyileşme sürecini birlikte hallederek bakın, çok çok fayda sağlayabilirsiniz aslında. Güzel de bir bağ oluşturur arada. Aynen, kesinlikle. Yoksa Peki şu olursa hocam. ne olur? Aman işte buna da bu kadar takılır mı? Geçer. Bakın bunların hepsi empatiden uzak tavırlar. Daha da Kesinlikle. etkileyecektir çocuğunuz. Evet, kesinlikle hocam. Peki hocam cinsel kimlik nasıl oluşuyor? Ona da biraz bahsettik deminki sorumuzun içinde ama biraz daha şey açabilir miyiz? Kimliğin oluşması doğrusunda bedensel değişikliklerden daha ziyade. Yani şöyle aslında tam anlamıyla kişiliğin oluşması 25 yaşa kadar denir. Hani 25 yaşında kişi bir benlik, kendilik kavramına sahip olabiliyor ama tam anlamıyla bunun olması, oturması yaklaşık 40 yaşını buluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Hani model alma dedik ailede. Uzamış ergenlik diye bir kavram var. Duydunuz mu bilmiyorum. Bu şu demek, özellikle günümüzde bu çok arttı. Yani Peter Pan sendromu olarak da geçer. Özellikle erkekler arasında bu daha yaygın. 25-40 yaş arası. Ne yapıyor ergenler? Biraz daha büyüdüklerinde, yaş ilerlediğinde sorumluluk almaktan kaçıyorlar. Neden? Çünkü o konforu bırakmak istemiyorlar. Anne baba o kadar korumacı yaklaşıyor ki ona. Her şeyi onun yerine yapıyor. Yani aslında burada anne babanın rolü çocuğa o hayat yolculuğunda birer refakatçi olmak. Fakat onlar ne yapıyorlar? O yükü onlardan alıp kendi omuzlarına yüklüyorlar. Dolayısıyla çocuk belli bir yaşa geldiğinde artık yetişkinlik evresine geçecek, ergenlikten sonra geçemiyor. Orada takılıp kalıyor. Yani o masalda bilirsiniz hani Peter Pan hep çocuk kalmak istiyor mutlu, heyecanlı bir şekilde. Bakın gerçek hayata da literatürde o şekilde girdi zaten. Yani her işini erteleme, bu artık günümüz ergenlerinde çok yaygın, hani çok sık görülüyor. İşleri erteleme, umursamamazlık, sorumluluktan kaçma. Neden? Her şeyi anne yapıyor zaten. Artı şu da var. Sadece ailenin ya da anne babanın rolü değil tabii ki. Günümüz dünyasında da yani 21. yüzyıl hedonizmi ne yapıyor? Hani insanlara bir amaç olarak sunuyor. Hani maddesel somut hazları. İnsanlara öyle bir böyle paketleyip sunuyor ki narsizm hani ön plana çıkıyor. Bu mesela bebeklerde özellikle 2 yaş civarında normal hani primer narsist diyoruz onları. Mesela ergenlikte de aynı şekilde. Kişi ne yapıyor? Benliğini hani ortaya koymaya, kanıtlamaya çalışıyor. Ama bakın bunu medeniyet daha da ileriye götürüyor artık günümüzde. Bu uzamış ergenlikte de mesela günümüzdeki 25 yaş
Eskideki hani 18 yaşlara tekabül ediyor belki. Ondan dolayı Evet, bakıyorsunuz evet. hani 30 yaşına gelmiş bir erkek ama o olgunluğa sahip değil. Hatta bir haber yayınlanmıştı mesela İzmir'de. Adam evlenecek. Önceki gece bekarlara hani bekarlığa veda partisi yapıyor. Eski sevgililerini çağırmış. Ne oluyor? Halinde düğün iptal oluyor. Bunu duyan nişanlısı atıyor. Şimdi bakın bu tavırlar nedir? Yetişkin olamamış hani insanların tavırları. Evet. Ondan dolayı hani buna sebep olan yanlış tutumlar nedir? Okları kendimize çevirdiğimizde ebeveyn olarak aşırı korumacılık. Yani Evet. aşırı korumacı davrandığınızda ne oluyor? Çocukta bir yetersizlik duygusu hakim olmaya başlıyor. Sen yapamazsın, sen bırak ben yaparım. O sorumluluğu siz çocuğa zamanında vermediniz ki. Onu almayı öğrenmedi. Dolayısıyla yaşı ilerliğinde de ondan kaçınacaktır artık. Konfor alanını Evet. terk edemeyecektir. Veya aşırı övgü bakın bu da yine çok tehlikeli, iyi görünen tehlikeli tavırlardan. Yani ölçümüz şu, çocuğa zaten veya ergene zaten yapabildiği şeylere karşı övgüde bulunmamak. Çünkü onun zaten yapması gereken şey. Yani takdir etme sonucu değil, sürece yönelik olmalı aslında. Ne yapmalıyız? O çocuğun gösterdiği çabayı, süreci hani dikkate alarak takdir etmeliyiz ki çocuk ona bağımlı hale gelmesin. Dolayısıyla gerçek hayata açıldığında, gerçek dünyaya çıktığında herhangi bir başarısızlıkta yıkılmamalı çocuk. Evet. Şimdi anne baba bunu öncesinde, çocukluk artı ergenlik döneminde sürekli överse ne olacak? En ufak şeyleri dahi. Çocuk kendini çok güçlü hissedecek. Ben her şeyin üstesinden gelirim. Ama bakın ilerleyen dönemde anne babadan ayrıldığında ne oluyor? En ufak bir sarsıntıda yıkıntıya uğrayacak ve bütün özgüveni de yerle bir olacaktır. Kesinlikle hocam. Hatta şu da Peki. bakın çok önemli. Bunu hatırlatmak istiyorum. Gene toplumumuzda çok yaygın Evet. maalesef. Mesela çocuk yaşlarda, çocuk koşarken başını masaya vurdu. Ne yapar anne babalar ya da babaanneler, anneanneler? Pis masa, masaya vururlar. Senin yüzünden Evet. oldu, al sana. Şimdi bakın bunu yapmak neye sebep oluyor? İlerleyen yaşantısında çocuğun başkalarını suçlama gibi Evet. bilişsel bir hataya sebebiyet verebiliyor bu tutumlarla. Evet. Şimdi cinsel kimlik konusunda da aynı şekilde. Yani en başta ona her şeyi açık, net bir şekilde anlatmak, konuşmak, paylaşmak, kendi deneyimlerinizden bu çok önemli. Yani bu şekilde empati kurabildiğinizi anlayacak, hissedebilecek çocuğunuz. Ardından da yine bakın, yani bu toplumda zaten otomatik olarak gelişiyor, bulunduğu çevrede. Evet. Bir de hocam şuna bir vurgu yapmak istiyorum. Şimdi karşı cinsi olan duygusal istek, arzu olayı var hisler olarak. Tabii herkes kendi inançları ve aile terbiyesi açısından bunun kendine ait bir ölçüsü elbette var. Ama şu duyguları inkar etmemek lazım. Yani bu günahtır, ayıptır, hatadır, büyük yanlıştır diye hiç konuşmama yerine şahsi kanaatim. Yani çocuğun ister istemez ergenlik döneminde kendini cinsel olarak da cinsel kimliği açısından da çok yoğun hissettiği için ya evet yani bir kız olarak işte bir erkek olarak bir kıza ilgi duyabilirsin. Bu noktada duygusal bir hissiyatın olabilir. Bu çok normal. Yani bunu normal görmek de uzun vadeli, sağlıklı aile hayatı açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu paylaşabilmeli belli daireden. Ha, bu duygusallık normal ama işte diyerek bunun ne doğrultuda o duygularını yaşayabileceğini, nereye kadar gidebileceğini anne baba, anneyle özellikle de bir kız çocuğunun erkeğin de belki daha çok babayla paylaşabilmesi ve orada o sınırları o an hissederken koyabilmesi çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Evet, kesinlikle haklısınız. Şöyle bir metafor kullanabiliriz aslında bahsettiğiniz denge ile ilgili. Şimdi bu emosyonlar, duygular çocuğun hani bir arabanın motoruysa akıl onun direksiyonu. Şimdi ne oluyor ergenlik döneminde? Duygular tavan yapıyor hormonal değişikliklere bağlı olarak. Ama size en başta bahsettiğim hani beyindeki frontal lobun henüz gelişimini tamamlamamasından dolayı da kişi ergen doğru kararlar veremeyebiliyor. Yani eyleminin sonucunu kestiremeyebiliyor. Ondan dolayı şimdi direksiyon her zaman doğru istikamette gidemeyebiliyor. Duygular ağır basıyor. Orada bir dengesizlik var. Yani Evet. ergenlerin hani ergen bireylerin yaşadığı temel problem burada aslında. Şimdi anne babalarda ne yapabiliriz dediğiniz gibi çok çok güzel. Yani oturup onunla bunların çok normal olduğunu konuşmak,
O duygularını kabul etmek, yargılamadan, Evet, yani onu kesinlikle. anladığınızı aynı şekilde ona yansıtmak. Ardından da neler yapabilirsiniz? Yani dedim ya, onlar o direksiyonun kontrolünü kaçırabiliyorlar. Siz tutacaksınız beraber. Ay, evet, Bunu kesinlikle. kıyıya Ve bunu itmeden. ne kadar açılabilirse, yani bunu inkar edemeyiz. Bizim de paylaştığı ölçüde en sağlıklı adımları atabilir. Yani paylaşmadığı ölçüde de en tehlikeli adımlara gideceğini düşünüyorum bir gencin. Peki Evet. hocam, işte ergenliğin zor algılanmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi ani çıkışları, kendi dünyasına kapanmaları, işte anne babayı sık sık terslemesi, kardeşiyle geçinememesi. Bunların hepsi tabii ayrı başlıklar da. Bu işte hormonların hızlı değişimi neticesinde patlamalar oluyor çok fazla. Bunların neden bu ya, yani bu patlamalara neden yanlış tutumlar sergiliyor anne baba ve nasıl karşılamamız gerekiyor hocam? Şimdi şöyle hocam, yani muhakkak bunların her birinin geçmişi var. Öncelikle ben aileleri buna yönlendirmek istiyorum bu noktada. Yani böyle patlamalarla karşılaşıyorlarsa muhakkak dönüp bir geçmişini detaylı bir şekilde hatırlamaya çalışsınlar. Yani şöyle bir durum oluyor çünkü çocuklukta görmezden gelinen veya hani göz ardı edilen problemler, ertelenen psikolojik destekler İlerleyen dönemlerde çok daha kötü şekilde ortaya çıkıyor. Zaten ergenlerin yaşadığı süreç de bu. Yani geçmişte olan bir çatlak var. Hani öyledir ya, depremde mesela çatlak binalar yıkılır önce. Şimdi o çatlaklar ergenlik döneminde hormonların ani değişimiyle ne oluyor? Kırılmaya başlıyor. Yani kırılma dönemi ergenlik. Tıpkı işte hamile kadınların yaşadığı süreçteki gibi. Geçmişte yaşanılan bir şeyler var. Orada hani açılan çatlaklar var. Onlar kırılıyor. Şimdi öncelikle geçmiş dedik. Yani bunun önlemi en başta çocukken alınmalı. Bir, eğer çocuklukta o güvenli bağlanma kurulamadıysa, hatalar yapıldıysa bunu en kısa sürede telafi etmeye çalışmak. Yani çocuğunuza rahatlıkla şunu diyebilmelisiniz. Oğlum, kızım, ben şurada şurada hatalar ettim. Özür dilerim. Sen haklıydın. Yani çok rahat özür dileyebilmeli anne babalar. Bunun Hocam, burada ardından sözünüzü kesmek istiyorum. Bu inanın çok önemli, tecrübeyle sabittir. Biz bunu yaptık. Böyle olunca inanın geçmişe dönülük, anne sen burada bunu yapmıştın ve ben çok işte üzülmüştüm, çok öfkelenmiştim. Dökülmeye başladı. Kendi hayatımda evladımla yaşadığım bir tecrübe. Tabii hakikaten de o, hani bir deponun kapağı açılınca bir rahatlama olur ya, hani o içeride sıkışan bir gaz vardır. Kapıyı açınca o gaz dışarı çıkar, biraz rahatlar. Biraz ona benzettim. Yani biz bunları konuşmazsak o gaz hep orada kapalı kalacak. Yenilerde biriktikçe belki çözümsüz hale gelecek. Çok çok önemli bu vurguladığınız şey. Bu bir. Kesinlikle hocam, İkincisi, yani sözünüzü kesmişken şunu da vurgulayayım. Bu iki 3,5 yaş arasındaki ilk ergenlik gerçekten ne kadar sağlıklı atlatılırsa, genelde kitaplarda bunu görüyoruz. Bu zor ergenlik, ana ergenlik dediğimiz dönem daha çok kolay atlatılıyor. Yani ne kadar o sağlıklı olursa bu ergenlikte o kadar sağlıklı oluyor. evet, kesinlikle hocam öyle. O yüzden en baştan dediğim gibi bu önlemi almak gerekiyor. Onu her yönüyle, kişiliğiyle kabullenmek gerekiyor. Çünkü bakın, dedim ya, düşünceler unutulur ama hisler unutulmaz. Şimdi bebekken maruz kaldığı öyle bir benlik saldırısına çocuk o hissi yaşadı, unutmuyor. Yani bilinçsiz olarak zaten bunu hatırlıyor ve bilinçaltından geliyor o tepki zaten, o patlama veya farklı şekilde öfkesini ifade etme durumları. Ama şöyle de bir güzellik var bakın. Bu da ebeveynlerin hani hoşuna gidecek bir durum olacak belki. Şimdi çocuğunuz böyle aşırı tepkiler veriyorsa bu aslında güzel bir şey. Neden? O geçmişten getirdiği birikintiyi, olumsuz negatif duyguları çocuk o anda o tepkiyle dışarıya atmış oluyor, içinden çıkarmış oluyor. Tam tersi, eğer çok durağan, böyle çalkantısız bir ergenlik yaşıyorsa çocuğunuz endişe etmelisiniz asıl. Neden? Çünkü Kesinlikle, orada evet. çocuk her şeyi içinde tutuyor, bastırmayı seçiyor. Dışarıya çıkarmıyor duygularını. Dolayısıyla o ilerleyen dönemlerde hayatında daha kötü şekilde ortaya çıkabilir. Ondan dolayı denebilir ki onun her çatışı çevreye, hani ailesindeki bireylere bir nevi onun rahatlaması aslında. Biraz da ekrana değinelim mi? Çoğu Olur. ailenin en zorlandığı konulardan bir tanesi, çok özel bir şekilde ele alınacak da bir konu. Şu an çoğu arkadaştan duyuyorum, zaman zaman ister istemez ben de yaşıyorum kısmi olarak.
Özellikle oyunlar çok fazla şimdi erkek çocuklarının en bağlandığı mevzu bu. Kızların da daha çok herhalde YouTube'dan videolar seyretme ve sosyal medya işte Instagram gibi, TikTok gibi. Hele TikTok çok yani ayrı bir dünya zararlılık açısından. Çok ciddi bilgi alaka var bu noktada. Bunu inkar edemeyiz. Ve zararlarını da birçok anne baba okumuştur, biliyorlardır. Kendi çocuklarıyla da konuşmuşlardır. Ölçü koymada bu zararlarını ergenin anlayacağı şekilde anlatabilme ve birlikte karar alıp da zarar verme zararlılığını engellemede ne tavsiye edersiniz anne babalara? Şimdi en başta dediğiniz gibi bu ekran bağımlılığının günümüzde artık bağımlılık literatürde bağımlı şeklinde anılıyor zaten diğer madde bağımlılığı gibi. Mental zararlarının yanında fiziksel zararları da var. Nedir? Mesela göze zararlarından miyop bakın günümüzde çok çok arttı, yaygınlaştı. Çünkü eskiden mesela 90'larda çocuklar dışarı çıkardı değil mi? Sokakta farklı oyunlar oynarlardı ve sokağı düşündüğünüz zaman şimdi farklı mesafeler var baktığınız. Yani gözünüz bir nevi egzersiz yapıyor. İleriye bakıyor, yakındaki objelere, nesnelere bakıyor. Dolayısıyla böyle bir problem çok yaygınlaşmıyor. Ama günümüzde çocuklar genelde dört duvar arasında. Haliyle o sosyalleşme alanları kısıtlandığından ne oluyor? Ekrana kilitleniyorlar. Bu sefer sadece belli bir mesafede ekranlara bakıyorlar. Bu biyolojik anlamda göz hastalıklarını da tetikliyor. Bunun yanı sıra tabii ki mental zararları hani sayısız. Şimdi ne yapılabilir? Şöyle bir çalışma aktarmak istiyorum size. Fareler üzerinde bir deney yapıyorlar. Bir grup fareyi kokain bağımlısı yapıyorlar. Ardından bunları alıyorlar kendi doğal ortamlarına, diğer aile bireyleri, arkadaşlarının yanına aktarıyorlar. Orada görüyorlar ki bir süre sonra bu fareler o kokain salınımı yapan pedala basmamaya başlıyorlar zaman ilerledikçe. Ve buradan şu sonuca varıyorlar. Kişi sosyal bağları güçlendikçe bağımlılığı azalıyor. Yani kişi neden maddeye bağımlı hale geliyor veya günümüzde ekrana bağımlı hale geliyor? O sosyal ilişkilerin zayıflığından aslında. Ondan dolayı çocukta şimdi böyle bir bağımlılık varsa ciddi ölçüde aileler önce dönüp kendilerini sorgulamalı. Acaba bir kopukluk mu yaşıyoruz? Tam onun dünyasına giremiyor muyuz? Bağımız nerede koptu? Nerede zayıfladı? Önce bunun bir cevabını bulmaları lazım. Ardından şimdi çocuklar veya yetişkinler için de geçerli bu. Kendi yetenekleri, becerileriyle ilgilendikleri ölçüde de bakın ekran saati düşüyor. Yani ekranla geçirdikleri zaman azalıyor. Ne yapılabilir? Onu farklı yetenekleri, hobileri, hani istekleri, ilgileri doğrultusunca farklı aktivitelere yönlendirmek. Sosyal aktiviteleri, spor olur, sanat aktiviteleri, müzik vesaire. Çocuk bunlarla iştigal ettikçe ne olacaktır? Ekrana ihtiyacı kalmayacak artık. Çünkü ekranda onlar sosyalleşiyorlar. Günümüz çocukları sosyalliği ekranlarda yaşıyorlar. Dolayısıyla biz onu doğal ortama çekmeye çalışacağız. Kesinlikle haklısınız. Sonra da bağımlılık hale gelince zaten bırakmak çok zor Evet. oluyor. Ya Yani şöyle şu bir dediğim şey. bakın, işte şöyle zararlı oğlum, işte kapat şu ekranı, ders çalış değil. Yani onun dünyasına girebilmeye çalışmak en başta. Yani onu yargılamadan, ya sevgi diliyle müdahale etmek çok önemli. Ya özellikle erkek oyunlarında şimdi hep savaş kavramı var. Yani öldürme kavramı var. Yani ne kadar çok öldürürsen birinci oluyorsun. Yani çok enteresan geliyor bu bana. Yani örnek olsun diye böyle söylüyorum. Eminim yanlış adımlar da vardır içinde de seyirciler doğru olanı seçsin. Yani mesela biz onunla şey yaptık. Yani bu o işte oynamak istediği oyunun zararlarını konuştuk. Ne tür zararlı olabilir? Kendisiyle konuştuk. Sonra işte tamam bunu tamamen yasaklamak mümkün değil. Dediğiniz gibi arkadaşlarıyla öyle irtibata geçebiliyor. Kimisi uzakta, kimiyle işte sokağa çıkamıyor. Belli bir yani işte bunu her gün oynamak istiyorsa haftada bire indirdik. Sonra bu 2 haftada bire indi. Derken dediğiniz gibi işte müzik aleti çalıyor. Artı İngilizce dersi için arkadaşlarıyla birlikte oluyor. Artı manevi dersleri var, ahlak eğitimi var. O şekilde arkadaşlarıyla birlikte oluyor derken hafta sonu doluyor. Böyle olunca hakikaten de biraz işte o küçük küçük sınırlamalar, sonra artı aktiviteler yani çok az ya yani, ayda bir veyahut da 2 ayda bir talepte bulunuyor. Anne bu oyunu oynayabilir miyim? Yani başka oyunlar oynamıyor muyum? Oynadığı oyunlar var elbet ama en az zararlı olanını seçtik. Çünkü oyunlar da ayrı bir alem zaten.
çok ciddi zararların olduğunu düşündüğüm oyunlar var. Yani en çok herhalde çocukla birlikte konuşup zararlarını, faydalarını, sınırlarını birlikte karar almak da uygun bir çözüm olduğunu düşünüyorum hocam. Kesinlikle hocam, çok önemli. Yani o süreci artılarıyla eksileriyle oturup beraber değerlendirmek, konuşmak gerçekten çok çok önemli. Yani çocuk orada değer gördüğünü hissediyor çünkü. Yani hiyerarşiyi siz orada ne yaptınız aslında? Ortadan kaldırdınız. Bir ast ve üst yok orada. Hani üst söylüyor, alt bunu uygulayacak, kapatacak, oynamayacak değil. Ne yaptınız? Birlikte hani değerlendirdiniz, ardından yine birlikte kararlar aldınız. Çok çok güzel hocam. Yani dediğim gibi burada aslında çocukların ihtiyacı olan şey tabii ki sadece ailenin de etkisi yok burada. Yani dediğim gibi koca bir medeniyetin etkisi. Neden? İnsanlar dediğim gibi hani narsizmi sürekli ön planda tutuyorlar. Tüketiciliği teşvik ediyorlar. Veya o hani dediniz ya TikTok gibi programlar hani fenomenler. Yani bir özentilik oluyor haliyle. Ben de öyle olmalıyım. Kesinlikle. Ben de hani o aslında nedir? İşte yine geçmişe baktığınızda eksik kalan hani değerin, öz değerin o şekilde tamamlanılmaya çalışılması. Ondan dolayı bunu geçmişte o şekilde tamamlamak çok önemli. Evet ve o dünyada çok zaman geçiriliyorsa bu sefer modeller yani model almak ki ergenlikte bu çok önemli bir model belirliyor ergenler kendilerine. O dünyanın içinde sahte modeller belirlenmeye başlıyor. Bu Evet. çok acı ve kötü yanlarından bir tanesi. Hocam müsaadenizle videomuzu burada bitirelim. Eğer son sözlerinizi de aldıysak. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bu konu çok geniş bir konu. Önümüzdeki hafta demiyorum. Başka bir videoda aynı konuya devam edeceğiz. Çatışmalar karşısındaki tavırlarımızı dört basamak şeklinde ve artı göç. Yani göç olayının ergenler üzerindeki etkilerini konuşacağız bir dahaki videomuzda hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şunu da vurgulamak istiyorum. Aslında videonun başında vurgulayacaktım ama tabii unuttum. Sonunda da vurgulayayım yine de. Ergenler konusu bunu oyun konusunda da ifade etmiştim. Burada da farklı bir boyutuyla ifade edeyim. Yani ergenlik konusunu büyüklerin de öğrenmesi lazım. Anne babaların yani çocuklar olduğu için değil. Ergen çocuğu olmayabilir veyahut da çocuğu hala ergen yaşına da gelmeyebilir. Ama bizim kendimizin de ergenlikte boş kalan yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Yani kendimizi o zaman çok iyi tanımlayamadığımızı düşünüyorum. Çoğu insanın elbette tanımlayanlar vardır. Ve tanımlayamamamızın, kendimizi aynada göremememizin, iyi yönlendirilmiş olamamızın getirdiği eksiklikler var. Belki çoğunu hayatımızda da yaşıyoruz. Aslında geçmişimize bakma adına da ergenliğimizi şu an bile tanımlama adına da oradaki eksi artıları görüp de şu anki sıkıntıların hangileri o zamana bağlı bunu çözebilme ve ona göre yaklaşma kendimize, kendi kişiliğimize, kendi zorluklarımıza o şekilde yaklaşma adına da ergenlik kavramını herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Küçük çocukları da zaten büyüyecek Allah ömür verirse o zaman gelmeden bilgi, birikim çok daha aza indirecektir yanlışlıkları, yanlış adımları. Ne dersiniz? Büyüklerin de Evet. tanıması gerekiyor mu ergenliği? Tanımlayamamışsa Kesinlikle. ergenlik zamanında. Yani o dönemden getirdikleri muhakkak onların da mikro ya da makro travmaları var. Özellikle bizden önceki nesiller çünkü zaten hani ciddi travmatize edilmiş nesiller. Dolayısıyla bize aktardılar bunları. O yüzden öncelikle anne babaların bunları çözümlemesi çok önemli. Aksi takdirde ne oluyor? Kendi çocuğunuza bunu aktarmış oluyorsunuz. Yani o zinciri kıran olmak çok önemli dediğiniz gibi. Evet hocam. Çok sağ olun. Size ve sevgili seyircilerimize hoşça kalın diyorum. Evet sevgili dostlar, yine bir videomuzun sonuna geldik. Benim hocamla çok önemli bir konu ergenliği işledik ve devam edeceğiz bu konu üzerinde. Bu önemli konularımızın daha çok kişiye ulaşması adına beğeni taşına basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.